Modern Sanat Müzesi'nde Kazimir Malevich'e ait bir tabloyu inceliyoruz. Süprematizm, Birinci Dünya Savaşı ve Rus devrimi ile aynı zamanda ortaya çıkmıştır. Devrim sırasında mutlakiyetçi çar devrilmiş, başa komünist hükümet gelmiştir. Tarihin çok çalkantılı bir döneminden bahsediyoruz. Bu tablo 1918'de Ekim devriminden bir sene sonra tamamlanmıştır. Çar, yozlaşma ve otokratik düzenin yanında çok eski bir geleneği de temsil ediyordu. Yüzyıllar süren çarlık rejimi ve bunu destekleyen ve resmeden sanat altüst olmuştu. Bu son derece ütopik bir tablo ama bunu şu an görmek oldukça zor. Sovyet tarihinin itibarı sarsıldığı için aralarında Malevich gibi sanatçıların da bulunduğu entelijansiyanın 1918'deki optimizmini yeniden elde etmesi çok güçtü. Ütopik derken sanat eserleri ve sanatçıların daha iyi bir geleceği desteklemek için ellerinden geleni yapacaklarını söylemek istiyoruz. Bunun gibi bir resmin 19. yüzyılda Burjuva toplumunun bir parçası haline gelmiş, naturalizmi ortadan kaldıracağı ve sadece zenginlerin değil, herkesin sanata katıldığı bir geleceğe işaret ettiği düşünülüyordu. Herkesin sanata destek olmasını ve sanatı anlamalarını istiyorsanız, natürmortlarda, konulu tablolarda ve manzaralarda belli bir kültüre özgü ayrıntıların ortadan kaldırılması gerekir. Dini resimleri de unutmayalım. Tam da bu yüzden temel geometrik şekillere geri dönüş yaşanmıştır. Malevich, geometrinin bilimin yansıması olduğunu, aynı zamanda manevi bir dayanağının olduğunu ve bunun da herkes tarafından anlaşılacağını düşünürmüş. Bir karenin içindeki diğerine göre biraz daha eğik duran bu kareye baktığımızda anlaşılması zor hislere hitap edilmeye çalışıldığını hissediyoruz. Bir tablo bundan daha az detaylı olamaz. Dıştaki karenin daha sıcak bir beyaz, içtekinin de daha soğuk ve mavimsi bir beyazla bayandığını ancak çok dikkatli incelerseniz görebilirsiniz. Mavimsi beyazla sıcak beyazın birbirine temas etmedikleri de bir başka detay. Beyazlar arasında çok ince ve boyalı olmayan bir hat var. Yani beyazlar birbiri yanında değiller. Sadece birbirlerine çok yakınlar. Tablo bizim yakından incelememizi istiyor ama indirgenmiş olması sebebiyle çok da bir şey elde edemiyoruz. Çok kavramsal bir tablo. Bu tablonun birçok fikri ev sahipliği yaptığını düşünüyoruz. Malevich'in o zamanlar resimlerine konu etmeyi sevdiği kavramlardan biri üç boyutluların yüzyıllar boyunca resim sanatını yönetmiş olan Rönesans geleneğine dayandırılmadan resmedilmesiydi. Bu yüzden de tuvale ilk baktığımızda son derece düz bir görüntü var. İki kare dışında bir şey görmüyoruz. Ama içteki karenin yana yatmış olması sanki bize doğru geliyormuş gibi bir his uyandırıyor. Bunun yanında düz bir cismin üzerinde duran bir başka cisim gibi de duruyor. Bu sayede de iki boyutluluk, üç boyutluluk ve hatta dört boyutluluk fikirlerini elde ediyoruz. İçteki karenin zaman içinde içeriye ya da dışarıya doğru hareket ediyormuş gibi bir havası var. Sanatçılar için ütopya ve optimizm son derece kısa bir andı. Çünkü Stalin geldiğinde yeni bir sanat arayışı başlayacaktı. Ve bu sanatta ütopik soyutlamayı reddedecek ve devleti öven bir realizmi konu alacaktı. Emeği, işçiyi yani komünist devriminin desteklediği fikirleri öven bir sanat. Malevich'ten aldığımız ders o tarihi ağını ziyaret etmektir. Yani 20. yüzyılın ilk zamanlarının içtenliğini tüm kalpleriyle eski ve yozlaşmış düzeni değiştirip bize yeni bir dünya vadeden sanatçılar vardı. Bu hırs ve arzudan şüphe duyulması neredeyse imkansız.